Önce bizim Brüksel bayimiz Türkiye'ye geldi. Dedi ki iki olay anlatacağım. Buyur dedim. Hocam keçi boynuzu ülkemizde var, yetişiyor ama dışarıda da yetişiyor mu keçi boynuzu? Akdeniz ülkelerinde hemen her yerde yetişir. Akdeniz ülkeleri çok ya, her yerde yetişir. İki olay anlattı bana. Bu beyefendi bizim Avrupa bayimiz. İki olay anlatacağım dedi. Bir gün camiye gitmiş, caminin hocası demiş ki vaazde bundan sonra bu camide Gökçek Epimedium macunu satılmasını burada yasaklıyorum demiş. Hoca demiş ki hocam ne oluyor? Niye yasaklıyorsun? Ne zararını gördün bunun? Hocam. Sabah namazına bir dakika. Sabah namazına 25-30 kişi geliyordu, şimdi 5 kişi gelmiyor. Artık demiş burada Gökçek Epimedium çıktı çıkalı sabah cemaat gelmiyor. Onun için burada cemaat gelmiyor. Cemaati gelmiyor sabah namazına. Niye gelmiyorlar ama şimdi yani? Macun aldığı için vatandaş ailesiyle yatıyor, kalkamıyor. Kalkamıyor. Kimse namaza gidemiyor. Günde camide 25-30 kişi olurken macun çıktıktan sonra 5 kişi düşmüş cami cemaati sabah namazına. Burada satılmasını istemiyorum, yasak demiş. Evet, tabii. Başka bir olay da. İbrahim hocama bir şey söyleyebilirim. Hocam, bu sizin bilgilerinizi gerçekten çok takdir ediyor insanlarımız. Gerçekten bana bunu gerçekten yolda en az dün 15 kişi beni yolda çevirdi. Size şükranlarımı iletmemi söylediler. Çok güzel bilgi veriyor dediler İbrahim Gökçek beyefendi. Bunu lütfen bildiriniz dediler. İnanın ki bu bilgileri başka yerlerde biz göremiyoruz. Programlarda var ama İbrahim Gökçek beyefendi gibi anlata tane tane her şeyin bir devasını bize anlatıyor. Bunu lütfen iletmemi söylediler. Ben bunu size iletmek istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Yani İbrahim Bey, evet asistanınız olarak eve gidince falan yapıyorum ama siz de bana çok soruyorlar ilaçlardan. Ben de şunu çok kestirme diyorum ki ben yoruldum çok. Yarın televizyonu izleyin, oradan telefon açın ve İbrahim Bey ile konuşun diyorum. Evet, sağ ol, teşekkür. İkinci bir olay da anlattı bu bizim Avrupa bayimiz Tuğrul Bey. Brüksel'de Arapların gittiği bir cami var. Faslıların. Orada faslı çok. 1 milyondan fazla. Hollanda'da, Belçika'da çok faslı var. 65 yaşında bir hacem mi? Tansiyonu, kolesterolü, şekeri var. İlaç kullanamıyor. Uzun yıldır ailesiyle herhangi bir cinsel ilişkide bulunamıyor. Demiş ki ya bu kadar met ediyorsun. Eğer bir faydasını verirsem sana 100 euro fazla vereceğim. Ver bakayım şunu demiş. Almış. Bir gün sonra gelmiş. 200 euro fazla vermiş. Demiş ki ne oluyor? 100 euro verecektin. Tamam etkisini gördün. İyi güzel de. 100 euroyu tamam anladık ama niye 200 euro veriyorsun? Onu da 100 euro da hacı annen gönderdi. O da çok memnun kaldı demiş. Evet. Alo. Abi. Buyurun efendim. O ilaçlara bağlanmak istemiştim. Kime bağlanmak istediniz? Doktora. Doktora. İbrahim hocamıza. Buyurun. Buyurun. O ilacı soracaktım, ilacı. Hangi ilacı? Hangisini? Orada tanıtıyor ya. Bir sürü var. Rahatsızlık nedir? Rahatsızlığınız nedir? Söyleyin. Rahatsızlık, bende şey var. Cinsellikle ilgili, anladım. Anladık. Şimdi evet, bu... Keçi boynuzu forte. Keçi boynuzu şimdi şu iş için. Keçi boynuzu varikozul problemi olur erkeklerde. Keçi boynuzu kullandık onun bir faydası yok. O sperm kalitesini artırır. Keçi boynuzu cinsellikle ilgili değil. Sperm kalitesini artırır. Varikozu önler. Orşit, epididimit ve testislerdeki iltihapları önler. Bunun fonksiyonu farklı. Bu erkeklerdeki kısırlığa karşı keçi boynuzu. Sperm kalitesini artırıcı. Bu ayrı. Erkeklerdeki kısırlığa karşı keçi boynuzu. Bu Epimedium Forte cinsel gücü artırıcı. Bu Epimedium Forte kapsülü. Bu da macunu. Bu iki üründe
Cinsel gücü artırıcı, Mustafa performans Bey. Artırıcı. Mustafa Efendim? Bey, teşekkür ediyoruz. Telefonunuzu kapatın isterseniz. Hocamız cevap verecek hemen. Şimdi tamam, macun veya kapsül, epimedium macunu ve kapsülü ise cinsel performansı artırıcı. Yani keçi boynuzu farklı. O kısırlık problemleri erkeklerde varikozuldan, epimedium orşitten, macunu hocam Türkçesini söyleyelim. Epimedium. Epimedium macunun Türkçesi hocam? Azgın teke otu. Azgın teke otu. Azgın Çünkü teke otu. Çünkü bir sürü telefon geliyormuş evet, hocam azgın kanala. Azgın teke otu. Azgın teke otu. Epimedium macunu. Bu kapsülü bu macunu. Bu Çin'de yetişen bir bitki. 5000 yıldır Çinliler neden bu kadar tavşan gibi yürüyor? Ülkemizde yok. Yani yok çok mu? Hızlı yürüyor. Türkiye. Türkiye'de de. Türkiye'de de benzer bir bitki var. O da nedir? Çakşır kökü. Çakşır kökü. Bu çakşır kökü. Bizim bu epimedium macunu ve epimedium kapsülün içerisinde 19 çeşit bitki var. Çakşır kökünün ekstrakti, çakır diken ekstrakti, Damiana, Meksika'da yetişen bir bitki. Damiana ekstrakti, keçi boynuzu ekstrakti, 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Sadece bir iki değil. Yani hepsi içerisinde. Hepsi var. Tabii özel bir formülle geliştirilmiştir. Kullandığı zaman kişi görür yavaş yavaş. Mesela erken boşanma veyahut da eşiyle herhangi bir temasta bulunamama gibi psikolojik veya başka sebepten oluşan rahatsızlıklar kısa sürede... Sorumuzu alalım ama...